Almanya'da Cemalettin Kaplan'ı kimse ciddiye almıyor. Ama ciddiye alıyormuşçasına bakıyorsunuz, iki ay geçmiyor, bir ay geçmiyor. İşte büyük tirajlı gazetelerde ısıtılıp temcit pilavı gibi, kamu kara ses şöyle dedi bilmem, yani duyan zanneder anne kaç, kaçın geliyor. Kim gelecek yani bu fukara? Yani doğru dürüst üstünü başını giymek diye giyinmekten aciz. Yok devlet kuracağım, burada hilafet bilmem ilan etmiyor. Evcilik oynadığı gibi çocukların devletçilik oynuyor garip. Bu iş evcilik oyunu gibi değil ki. Devletin şakası yok. Devlete arazi gerek. Devlete üstünde inanmış halk gerek. Devlete arazisi hudutları içerisinde kendini iktidara getiren, biat eden kimselerin tabi olacağı hükümlerle hükmetmek gerek. Devletin diğer devletlerle ilişkilerinde ilahi kelimetullahı esas alan dış politikası gerek İslam devleti için. Bunlar gerek. Bunların hiçbirinden haberi yok. Ne dediği belirsiz, Şia'nın 12 imam dediği gibi, bu da bir 12 ilim bellemiş. Ne olduğunu kendinin de bildiği yok. 12 ilmi onlar bilmiyor falan diye muhatabı. Bunu ikide bir gündeme getiriyorlar. İkide bir getiriyorlar. Niye acaba? Yani rahatlıkla bunun hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını taraftarlarında kendilerinin yaptıklarından belli. Yani bir salonu tutup da onun ortasına bir heykele benzer birisini dikip boynuna ip geçirip işte salonun içinde sürüklemek kadar basit bir iş yok. Adamlarına, gençlerine efendim ellerine tahtadan yontulmuş makine tüfeğe benzer şeyler verip 23 yaşın çocuklarının sahnede piyes yaptığı gibi şeyler yapması komik. Ayrıca daha büyük komiklikler, 1985'te ben evinde misafir kaldım Ankara'dan, ben onu 34 seneden beri tanırım. Adam anayasa tasarısı hazırlamış, tasarı da demiyor anayasa. Halbuki kabul edilmemiş ve yürürlükte bulunmayan şeyler için, henüz kabul edilmemiş ve yürürlükte bulunmayan şeyler için tasarı deyimi kullanılır. Yani daha adını koyacağı adı bilemeyen adam anayasa hazırlıyor. Kaldı ki anayasa hazırlamak benim diyen anayasa profesörünün dahi işi değil. Çok özel ihtisas işleyen, isteyen. Hazırlamış ve bunu bir mektupla kendisinin söylediğini naklediyorum ben. Bonn'daki ne kadar yabancı misyon, yani elçilikler varsa oraya postalamış, biz Köln'de İslam Devleti kurduk, bizi kabul edin diye. Yahu dedim ne yaptım hoca, batırmışsın ya, altına etmiş. Ne yaptın sen yani, dumanı üstünde şurada bak, İran'da bir devlet var. Hümeyni var, Ayetullah Hümeyni. Bir sor yahu, yani anayasasını Amerikan sefaretine, İngiliz sefaretine, Şili, Peru bilmem ne, Çin sefaretine gönderip bizi kabul edin demiş mi? Yani bir sadışlık ederdi sana, yani bu iş nasıl olur? Sen tamamen evcilik oynuyorsun ya. 3 yaşında çocukların hani anne baba olup da babasının ayakkabısını giyer, içinde şu kadar ayak. Öbürü anasının ayakkabısını giyer, misafir gelir giderler birbirlerine, kahve mahve ikram ederler filan, hani evcilik oynayan çocukların hali gibi. Şimdi o yaştaki çocuklar inana inana bunu oynayabilir ama büyükler onları gördüğü zaman, çocuklar işte Allah kısmet etsin de hani o yaşlara gelince anne de olsunlar baba da olsunlar da güler onların bu haline. Ama bir insanın nüfus cüzdanı, yaşı bu kadar büyüdükten sonra hala evcilik oynarsa bunda bir zeka geriliği, bir zeka duraklaması olduğu hükmüne varılır ve tedavisi cihetine gidilir. Yakınları da yok ki yani, bir kendi farkında değil, bir hastaneye götürüp de bir muayene ettirseler. En büyük değişim partisi. Evet. Senin başkan yardımcısı olan Profesör Mahir Kaynak var veya kurucularından. Ona o televizyon muhabiri, Flash televizyonu Ankara, İstanbul ve Bursa'da yayın yapan o televizyonun muhabiri diyordu ki, işte Sayın Kaynak bir şey oldu ve dedi ki adam, Mahir Kaynak eski MİT'çi olarak, emekli MİT bilmem nesi filan, emekli olduktan sonra MİT'e daha fazla hizmet ediyor adam aslında. İşin bu da ayrı bir yanı. Onun ağzından bir söz çıktı. Yani Türkiye'de hiçbir parti Amerika yeşil ışık yakmazsa iktidar yüzü göremez. İktidara gelemez. Yani bu şu an için geçerli kuraldır dedi Mahir Kaynak. Bunun üzerine muhabir, belki aklına gelmeyecekti böyle bir şey aklına, ama bu kadar açık bir ifadeden sonra
sorusunun gönlünü çevirdi ve dedi ki peki Sayın Kaynak, siz de bir parti kurdunuz, kurucularındansınız ve şu anda da işte genel başkan yardımcısı yahut genel sekreteri neyse yani. Genel bu, başkan yardımcısı. Evet, bu durumdasınız. Peki siz iktidar düşünmek istemiyor musunuz, iktidar istemiyor musunuz, siz seçimlere girmeyecek misiniz? Gireceğiz dedi o. Dedi peki sizin için biraz evveliniz şey, sizin için mevzu bahis değil mi? Dedi efendim bizi onu bunu yok. Herkes için geçerli bu. Bizi de kapsamına alıyor dedi açıkça. Dedi peki o zaman ne değişecek? Yani diğer partilerle aranızda ne fark olacak? Niye ayrı bir parti kurdunuz? Madem Amerika'ya tabi olacaksınız. Madem Amerika'dan yeşil ışık görmeyince kırmızı yaktı dur. Portakal rengi yandı yavaşla. Yeşil yandı geç. Alayınız bu konuda birbirinize benzeyecek. Niye ayrı bir parti kurdunuz o zaman dedi muhabir. Verdiği cevap çok enteresan. Aynen hafızamda. Diyor ki efendim diğer partilerle bizim aramızdaki fark şu. Diğer partiler Amerika'ya söz veriyorlar. Amerika yeşil ışık yakıyor şey. Ama dalıyorlar ve unutuyorlar yeşil ışığı. Bazen kırmızı ışıkta, bazen turuncu ışıkta da geçiyorlar. Fakat biz asla öyle yapmayacağız. Yani hep kırmızıda duracağız, turuncuda yavaşlayacağız, yeşilde geçeceğiz. Yani farkımız bu.